Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin. Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Değerli dostlar, kıymetli kardeşler. Allah-u Teala'ya bizi Ramazan'a kavuşturduğu için sonsuz hamdü sena olsun. Ramazan-ı Şerif'in geldiğine ve bizim ona kavuştuğumuza sevinmek imanımızın alametlerinden biridir. Mümin kendi için olan güzelliklere, yaptığı iyiliklere sevinen insandır buyuruyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Aynı şekilde kötülüklerden de rahatsızlık duyan kişidir diye de hadis-i şerif devam ediyor. Biz kendimizin dirilişine, daha iyi bir kul olma yolundaki ilerleyişine bir vesile görüyoruz Ramazan-ı Şerifi. Bu yüzden de seviniyoruz, mutluyuz. Böyle bir büyük vakit dilimine girerken de konsantre olmanın gerekliliğine inanıyoruz. Çok basit bir seyahatte bile mesela insan beş günlüğüne buradan Afrika'ya kurban dağıtımı için yardım programlarına gitmeye niyetlense ve bu da kesinleşse hemen o bölgeyle ilgili, ülkeyle ilgili bilgi toplar. Google'dan açar bakar ne kadar mesafe olduğuna, yanına orada kullanacağı eşyaları alır bir hazırlık yapar. Buna konsantre olmak denir. Böyle bir faaliyette bile, yurt dışı gezisinde bile insan kendini konsantre ediyor ve hazırlığını önceki günlerden başlatıyorsa, Ramazan-ı Şerif'le ilgili bunu hayda hay yapmamız gerekiyor. 30 günlük bir zaman dilimi müminler için Allahü Teala'nın önlerine koyduğu çok büyük bir fırsat. Bunu hepimiz biliyoruz. Ancak bu zaman dilimini en doğru ve en verimli şekilde de kullanmamız gerekiyor. Çarçur ettiğimiz, kendi zevklerimize alet ettiğimiz ya da bilinçsiz olduğumuz için hazırlık yapmadığımızdan, bilgisizliğimizden, konsantre olamadığımızdan 30 günlük zaman dilimini bir güne de düşürebiliriz. O bir günde de kültürel belli faaliyetlerle Ramazan'ı harap edebiliriz. Bu sebeple biz istedik ki Ramazan-ı Şerif ve özellikle kültürel bile olsa insanların Ramazan'ı ibadetle değerlendirdiği <laughs> bu ayın gerçekten ibadetle olan ilişkisini bir değerlendirmek isteyelim. Ve oturalım sizlerle bu konuyu paylaşalım. Ramazan elbette ki farklı ibadetlerin bulunduğu bir ay. Allahü Teala'nın emriyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetiyle diğer 11 ayda olmayan belli ibadetler Ramazan'da var. O yüzden farklı. Ama şunu da biliyoruz ki kulluk farklı değil. Ekstra işler yapıyoruz. Ama Ramazan'dan önceki kurallarla Ramazan içerisindeki kurallar arasında hiçbir fark yok. Sadece ve sadece oruç farkı var. Oruçta da yolcuysanız tutmayabilirsiniz diyen bir din var. Hastaysanız Ramazan'dan sonra tutarsınız diyen bir din var. Telafisi olan bir ibadet oruç. Tek fark budur. Biz Ramazan gelince Evet farklı oluyoruz bir hazırlık yapalım diyoruz. Allah'ın bir fırsatı bu. Ne fırsatı? Affolma fırsatı. Tamam. E bu bu affolma fırsatı Ramazan'dan önce yok muydu? Ramazan'dan sonra o zaman bildiğimizi okumaya devam mı edeceğiz? Mesela Ramazan'da namazlarımızı teravihle birlikte artırdık diye Ramazan'dan sonra artık eski moda geri dönelim. Arada bir sabah namazına kalkmasak da olur mu diyeceğiz mesela. Böyle bir şey var mı? Yok. Ramazan şöyle bir şeydir. Bir maraton koşucususunuz. Bu koşunun uzun bir maraton koşucusu olmak demek uzun mesafeli mesela 5000 metre koşacaksınız demek. Bu koşunun son bölümünde artık herkes hızını arttırmaya başlar ki birinci olmak için son kavgalar veririz. Ramazan-ı Şerif bu maraton koşusunun son 500, 400, 300, 200, 100 metrelik dilimi gibidir. 4500'e kadar 11 ay boyunca herkes bir performansa gider. Hadi bakalım. Ramazan 30'un gecesi, bayramın ilk gecesi kim şampiyon, kim bayram ödülünü alacak? Bunu Allahü Teala görmek istiyor. O yüzden de koşturuyoruz Ramazanda. 30 gün biz aslında var olan koşumuzun üstüne hız katmış oluyoruz. Yoksa Ramazana kadar otur, Ramazan gelince bir hatim, 3 iftar, 4 sahur, hatimle teravih böylelikle de yarışı kazandık. Bu komedi. Komik bir şey. Zaten Ramazandan önce de Kur'an-ı Kerim okuyana hatimin bir faydası olur. Zaten Ramazan'dan önce de beş vakit farz namazını adam akıllı kılan bir insana teravihin getirisi olur. Zaten hayatı nefis terbiyesiyle süren bir insan için oruç tatlıdır. Öbür türlü işkence gibi gelir oruç. Ya da çok güzel gelir çünkü bir insan zayıflamak istiyordur. O bayağıdır diyet yapamıyordum. İyi ki Ramazan geldi bu vesileyle de kiloları veririz diye düşünür. İbadet lezzeti çıkmaz ortaya şunu anlamak zorundayız. Allahü Teala'nın her zaman bizden beklediği farzlar var. Bu farzlardan daha değerli hiçbir şey yoktur. Hiçbir şey ama. Bu Ramazan için de böyledir. Ama ne yazık ki bizde şöyle bir anlayış var. Teravih yatsıdan değerlidir. Mesela sabah namazına camiye, cemaate gitmesen de olur. Ama teravihte mutlaka camileri gezeceksin. Mutlaka ama kesin. Öbür türlü olmaz çünkü. Teravih kılmıyor musun sen? Hoppala. Olmaz. Sen ehli sünnet değil misin? Hemen teravih. Mantık budur bizim kültürümüzde. Ama bu ibadet mantığı değildir. İbadet mantığı nedir? Ben zaten 11 ay boyunca sabah namazı kaçırmayan bir insanım. Ben zaten 11 ay boyunca faize yanaşmayan bir insanım. Ben zaten 11 ay boyunca cömertlik yapan bir insanım. Ben zaten 11 ay boyunca çevreme, arkadaşlarıma, aileme, çocuklarıma sabırlı olmaya çalışan bir insanım. Ramazan geldi sabrımı ekstra yapmaya çalışıyorum. Turbo sabır alıyoruz bu sefer. Namaz kılıyordum teravih ile birlikte turbo namaz oluyor. Ben zaten insanlara ikramda bulunmak isteyen bir insandım. Annemi babamı evime çağırıyorum iftar yemeği vereyim. Buyurun diyorum. Şov yapmadan turbo ikramda bulunmuş oluyorum. Ben zaten elimden geldiği kadar insanlarla kavga etmemeye çalışan, tartışmamaya ve sesini yükseltmemeye, olaylar karşısında sakin olmaya çalışan, trafikte kendini kontrol etmeye gayret eden bir insandım. Yani sabır delisi olmaya çalışan bir insandım. Ramazan gelince sabrımı turboya alıyorum. Ve istiyorum ki bayram gününe allah Teala beni bu performansta son yüzlükteki, iki yüzlükteki deparımla görsün. Attığım deparla birlikte bayramı hak edeyim. Rabbim beni birinci olarak, ikinci olarak yani en önde gelenlerden وَالسَّابِكُونَ السَّابِكُونَ اُلَٰئِكَ الْمُقَرَّبُونَ En önde yarışan gidenlerden, Allah'a doğru yaklaşmaya çalışanlardan biri olarak kabul etsin. Bütün derdimiz bu bizim. Şimdi burada bir formülü yeniden özetleyip Ramazan'la ilgili ibadetlerimize geçmek istiyorum. Allahü Teala'nın Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin vesilesiyle, yönlendirmesiyle bize öğrettiği sünnetler farzların üstüne konduğunda değerlidir. Sünnet farz varsa bir anlam taşıyor. Müstehap dediğimiz %100 tavsiye edilmeyen, direkt sünnet olmayan ama yapıldığında çok sevap getireceğini umduğumuz işler sünnetler varsa bir mana buluyor. Bu yüzden İslam sıralamaya çok öncelik veriyor. Farz konuşulmadan sünneti konuşmanın bir anlamı yok. Sünnetler yoksa teravih'i konuşmaya veya müstehap bir şeyi konuşmaya hiç gerek yok. Hayatını Müslümanca yaşamaya özen göstermeyen bir kişinin falanca gece, falanca bayram, bu mübarek akşam Ramazan-ı Şerif diye bir şey konuşmasının bir anlamı yok. Evet, ben Ramazan'ı vesile bildim ve tövbe ettim. Buna itirazımız yok bizim. O tövbeyi sürdüren bir insan Ramazan'la birlikte hayat bulmuştur. Ama tövbe etmek için Ramazan'ı beklemek bir komedi çeşididir. Tövbe etmek için Ramazan'ı bekleyen kişi Ramazan'dan sonra da tövbesinden vazgeçen kişidir. Büyük ihtimalle. O zaman şu sistematik İslam'ın ibadetlerdeki sistematiğini zihnimize şöyle bir oturtalım. Ramazan'da bile olsa Ramazan-ı Şerif'in içinde bile olsa birazdan örneklerini vereceğim. Bizim için farzlardan değerli hiçbir şey yoktur. Teravihin sırası çok sonradır. Gece ibadetinin, teheccüdün sırası çok sonradır. Kadir gecesini bir insanın bildiği halde bile o gece yüz rekat kılmasından çok daha önemli işlerimiz var biz. Evet orucun yerini hiçbir şey tutmaz. Çünkü farz o oruç tutulacak. Hasta değilse bir insan, bir rahatsızlığı yoksa, yolcu da değilse o oruç tutulacak. Ama sabah namazı, öğle namazı, ikindi namazı, akşam namazı, yatsı namazı, bunlardan daha değerli bir namaz çeşidi yok. Hiçbir zaman yok. Ramazan'da da yok, Kadir'de de yok, Berat'ta da yok, hiçbir zaman da yok. Şeytan ne yapıyor peki? Boş durmuyor. 100 rekat. 200 rekat. 500 rekat. 300 rekat. Bunlarla meşgul ediyor. Ramazan'da i'tikaftan çok daha değerli işler var. İ'tikaf bir Ramazan ibadeti mesela. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin en kuvvetli sünnetlerinden biri. Son 10 gecede bir insanın camiye kapanıp Orada sadece Allah'la baş başa kalması, cep telefonunu evinde bırakması, kimseyle görüşmemesi, sigara içmek için caminin dışına çıkmaması ile gerçekleşen bu ibadet eşi benzeri olmayan bir sünnettir. Teravihten de değerlidir. Teravihten de değerlidir. Çünkü itikaf günün tamamını kapsar. Gecesi gündüzüyle olan bir iştir. He, bir saatlik itikaf da olur. 10 saatlik itikaf da olur, bir günlük de olur, 10 günlük de olur. Ama teravihten değerlidir itikaf. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem teravihini kendi kendine kıldığı olmuştur. Ama itikafını özellikle kaçırmadığı olmadığı gibi son yılında da 20 gün itikaf yapmıştır. 10 artı 10, orta 10, son 10 şeklinde. Dolayısıyla itikaf teravihten değerlidir. Ama Anne babayı memnun etmekten daha değerli bir itikaf yoktur. Ben itikafa gireceğim. Müsaade ediyor musunuz? Bir 10 gün e buralarda olmayacağım. Baba dediğinde yok oğlum ben seni yanımda istiyorum. Itikafe falan girme. Ya baba Ramazan'da bir daha bulunmaz bu 10 gün. Çok önemli bir sünnetmiş. Bırak ben de kendimle biraz baş başa kalayım. Bir muhasebe fırsatım olsun. Biraz günahlarımı düşüneyim kabir hayatını düşüneyim. İzin ver babaya. Yok oğlum burada işler var bu işleri bitirmemiz lazım. Öbür türlü sen olmazsan ben takip edemiyorum bu işleri. Diyorsa orada babayı memnun etmek, o işleri takip etmek itikaftan daha değerlidir. Çünkü anne babayı memnun etmek, helal maişet, geçim dediğimiz işin gerçekleşmesi için mücadele etmek farzdır. İtikaf ise bir sünnettir. Bu sıralamayı oturtamazsak zihnimizde itikafa girmek için karısıyla kavga eden mücahit erkekler ortaya çıkar. Kendi çocukları babalarına muhtaçken evde kavga gürültü varken ben hatimle teravih'e gidiyorum diyen mücahit babalar ortaya çıkar. Ya da analar ortaya çıkar. Fark etmez. Ama bir evde kavga çıktıktan sonra, özellikle evliler için söylüyorum, teravihe gidilmiş, teheccüde kalkılmış, yatsı namazı cemaatle kılınmış camide. Bunu da geç. Yatsı namazını evde kıl, cemaate de gitmeye gerek yok. Çünkü yatsıyı kılmak farz. Yatsıya cemaate gitmek farz değil. Evi korumak her şeyden önceki bir farz. Çünkü şeytan hiç affetmez. Ramazan, Ramazan bir güzel boşandırtır onları. Hiç affetmez ama. Teravih kavgasıyla, teheccüd kavgasıyla, yetikaf kavgasıyla bir bakarsınız aile yıkılmış. Hiç affı yoktur şeytanın. Farz, sünnet, müstehap ya da Hanefi mezhebine göre farz, vacip, sünnet, müstehap sıralamasını beynimizde oturtamazsak, bu öncelikleri belirleyemezsek takılırız bir hatimle teravihe. O hatimle teravihi bitireceğiz diye evde kadını ağlatırız. Evde çocuk ağlatırız, evde anne baba ağlatırız. Arkadaşlarımızla bile muhabbetimizi keseriz. Sözümüz ona çok büyük mücahidizdir. Hatimle teravih'i kaçırmayız biz. Ama Ramazan'dan sonra da bize çok güzel bir aile görüntüsü verirler. Çocukların senin bu teravih takıntın yüzünden delirdi. Karın senin bu teravih takıntın yüzünden artık ev işlerini yapamaz hale geldi sen teravihine devam et Allah kabul etsin diye bir görüntü çıkar ortaya. Biz de bütün kıldığımız teravihleri onlarla helalleşmek için mahşer günü de veririz onlara. Çünkü öyle olacak mahşer günü. Herkes yaptığı amelleri getirecek. Hadi bakalım helalleşelim. Sen bana zulmetmiştin. Ben evde hastaydım. Sen beni hastaneye götürmedin. İtikaftan çıkmadın. Arkadaşınla beraber iftara gittin. Neymiş? Senede bir defa gelen mezuniyet iftarıymış bunun. Çünkü herkesin gitmesi lazım o iftara. Gitmezsen rezil oluyorsun. Fotoğrafta gözükmüyorsun çünkü. O yüzden de kadıncağız evde hasta. Hasta çocuklar üstüne çıkıyor. Karnı ağrıyor. Baygınlık geçirmiş. Bu zulüm mü? Zulüm. Mahşerde bu hakkı alacak mı kadın? Alacak. Neyle alacak? İtikafla alacak. İftarla alacak. Bir de o gece hatim falan da varsa. Bir iki üç cüzde Kur'an okumuşsa. Mis gibi. Hiçbir hatim bir insanın çocuklarını, annesini, babasını memnun etmesinden daha değerli değildir. Hiçbir hatim darda kalmış bir insanın sıkıntısını gidermekten daha değerli değildir. Ramazan'da üç hatim indirince mücahit olunmuyor. Ramazan'da bir insan nefsini tuttuğu zaman mücahit oluyor. Belki Ramazan-ı Şerif'te hatim indirmek nefsin hoşuna giden bir iş bile olabilir. Nefis çünkü diğer işleri, asıl işlerini yaptırmamak için mesela birinin işçisi olarak çalışan bir diyelim memurun ya da insanın asıl yapması gereken işi bırakıp o patronun işini orada halletmesi gerekirken iş zamanı ben bugünkü cüzümü okuyamadım ya dursun bu işler biraz ben bir cüz okuyayım demesi zulümdür. Burada yapılması gereken bir iş var. Sen bunun için maaş alıyorsun. Bu senin farzın. Ama sen gidiyorsun. Benim bugün cüzüm var. Niye Ramazan'dan önce cüzleri okumadın? Okusaydın da son 10 cüzü de Ramazan'a bıraksaydın. 10 cüz okusaydın Ramazan'da da hatim duanı Ramazan'da yapsaydın olmaz mıydı? Bunu düşünmeyince efendim patronum, şefim, amirim, müdürüm benim cüzüm var. O yüzden yapamadım işi. Burada ümmetin işi var, burada milletin işi var. Burada insanlığın, kamunun bir hakkı var. Bu hak dursun, benim Ramazan'daki zevkim tatmin olsun. Uykundan bir saat azaltsaydın, evinde okusaydın hatmini kardeşim. Sıralamayı bilmezsek, Ramazan bizi yer bitirir. Biz de çok harika bir Ramazan geçirdik. Elhamdülillah hatimler okuduk, teravihler kıldık, itikafa girdik. Süperdi deriz. Hiç alakası yok. Şimdi sırayla gidelim. Ramazanda ilk iş teravih kılmaktır. Yani Ramazana girdiğimizin geceden giriyoruz ya. İlk işimiz mesela biz inşallah bu akşam namazı ile birlikte bir Ramazan-ı Şerife girmiş olacağız. Önümüzde Ramazanla ilgili ilk iş ne çıkıyor? Teravih namazı. Çok güzel. Teravih namazı nedir? Sünnettir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yapmıştır. Birkaç gece bakmıştır. Ashabı arkasına toplanmıştır. Sonra da endişe etmiştir. Ya böyle devam ederse bu farz zannedilecek diye. Ben evime çekiliyorum. Kılan istediği gibi kılsın demiştir. Dolayısıyla Efendimiz özellikle bastıra bastıra bunu mutlaka yapın tamam mı diye bir tavsiyesi de yoktur. Kendi kendine kılmıştır. Ashabı da görmüştür yapmıştır. Ümmet için büyük bir birikim olmuştur. Her yerde teravih coşkulu coşkulu kılınır. Çok güzel. Ama bu bir sünnettir. Hiçbir farzdan değerli değildir. Çok açık söyleyeyim. Eğer Müslüman evli arkadaşlarımız evlerinde çocuğu hasta, hanımı o gün yorgun olmuş, iftardan sonra ortalık savaş alanına dönmüş bir durum varsa mümkünse yatsıya camiye gitsin, farzı kılsın gelsin, teravih kılmasın. Teravihi çocukları uyuttuktan sonra kendi kendine evde rahat rahat kalsın. Cami cami, hatim hatim dolaşmaya gerek yok. İmkanı olan gitsin istediği yerde kalsın. Onu konuşmuyorum. Özel durumu olan bu özel durum nedir? Mahrem sorunlardır. Mesela hastası, babası hasta, hattı hastadır bir insanın. Baba, ben bir teraviye gidip geleceğim sen bir saat daha dayan baba. Bu komedi bir iştir. Bu olmaz. Teravih sen iki saat sonra kıl kardeşim. Bir saat babanla ilgilen. Hastaneye götüreceksen götür. İlaç alacaksan git al. Şimdi biz şöyle zannediyoruz kıymetli arkadaşlar. Teravih kılamadık bugün. Ne olacak şimdi? Ya kardeşim babanla ilgilenmen emin ol milyarlarca kez o teravihten değerli ya. Şöyle baba ile ilgilendik diye sevap toplayamayacağımızı zannediyoruz. Halbuki hasta ile ilgilene ilgilenene Peygamber Aleyhisselam Efendimiz 70 bin melek gelir buyuruyor. Melekler onunla beraber. Teravihte jet bir imamın arkasında meleklerle beraber olmayacağımıza yemin edebilirim ben size. Ama babayla veya baba olmasın bir komşu hastayla ilgilenmek bile emin olun o teravihten değerlidir. Velev ki teravih hatimle kılınsın. Çünkü bizim teravihlerimizde şov tarafını da eklemek gerekiyor. Yani aralarda şöyle bir salavat coşturacaksın cemaat. Çünkü uykusu geliyor namaz kılarken. Namaz kılarken uykusu gelene ne yapacaksın? Namazsız çalgılarla böyle bir hareket vereceksin. Develeri hani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem döneminde coşkuyla ayaklandırırlarmış. E biz de deve olduğumuza göre yüz deve sürüsüyüz. Arada bir alttan marşı vereceksin. Allah! Oh be rahatladık. Esselamu aleykum ve rahmetullah. Esselamu aleykum ve rahmetullah. Hadi bakalım bir ilahi patlatsın hoca da bir kendimize gelelim. Bu namaz mı? Bu namaz mı? Bu namaz mı? Vallahi hiç kılmasak daha iyi. Yatsı namazının farzı ve vitir namazı çok daha kıymetli. Bunu kılalım yeter. Kendimizi de üzmeye gerek yok. Gündüz yorgunsak yatsıyı kılalım, vitir kılalım, yatıp dinlenelim sabra kadar. Böyle namaz kılınacağına hiç kılınmaz. Ne yapıyoruz? Sünnet, farz, vacip arasında bir sıralama gözetiyoruz. Bu da bize gerçek Ramazan'ı getiriyor. Çünkü biz depar dönemindeyiz. Depar döneminde keyfimize göre bir işlem olmaz. Eğer yani atmamamız gereken deparı, mesela deparın da bir ayarı vardır. Birden çok hızlanırsa bir insan o zaman da sistem bozulur. Deparı da adım adım arttırmak gerekiyor. Birden koşan hop bu sefer son 50 metreye giremez bu sefer. Yanlış yapıyoruz ve hatalı depar yapıyoruz. Sakatlarız kendimizi. Bel tutulmasıyla finişe de varamayız bu sefer. Tıkanırız kalırız. İkinci işimiz nedir bizim? Teravihten sonra sahur geliyor. Yani teravihimizi kıldık diyelim. Teravih olmasa da büyük işlerimiz var ama dedik, konuştuk. Belki daha çok sevap kazanacağımız. Ramazan-ı Şerif açısından böyle adım adım giderken karşımıza şimdi sahur çıktı. Teravih kıldık, uyuduk, sahura kalktık, oruç tutacağız. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahuru da bir nevi ibadet görüyor. Çünkü oruç bizden önceki ümmetlerde de vardı. Kutibe aleykumus sıyamu kema kutibe alellezine min kablikum. Sizden öncekilere de oruç farz kılındı. Sizden öncekiler kim? Adem Aleyhisselam'a kadar herkes. Oruç ve namaz iki temel ibadet. Hep var. Sizden öncekilerin orucuyla, ehli kitabın orucuyla bizim orucumuz arasındaki fark sahurdur buyuruyor. Dolayısıyla ya şimdi kim kalkacak namaza kalkalım yeter. Mantığıyla hareket etmeyi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem uygun görmüyor. Bu sefer ibadet tiye alınmış oluyor. Ya ben her türlü tutarım. Sahura kalkmaya gerek yok. Sahurun ay ayrı bir bereketi vardır bu yüzden. Buyuruyor kendisi. O zaman bizim orucun bir parçası gibi ibadetimiz de sahurdur. Sahurda ne yaparız biz? Su içeriz, hurma yeriz, bir şeyler atıştırırız. Yani davul gibi yemeye gerek yok. Sahura kalktık diye şöyle bir şov yapalım, sofrayı dizelim. Çayımız mutlaka alacak. Çaysız sahur yapmam ben ha. Kahvemi de koyun. Bunu sahur olarak adlandırmıyoruz. Bu bu da ayrı bir şeytan vakası yani. O sahurdan da boşanma çıkar. Sabah namazından sonra mahkemeye gider herkes. Kardeşim sahur sünnettir, berekettir diye kalktım. Suyumu içtim. Özel sofra kurmanıza gerek yok. Ha evde çocukları teşvik edecek bir durum varsa ayrı bir konu. Ama özel bir şey yapmaya gerek yok. Akşamdan börek hazırlayın. Sabah tatlım olsun. Böyle bir şey gerek yok. Ye. Ne var? Peynir, zeytin, kendini susatmayacak. Ne seviyorsan. Sana kalmış bir şey. Ye. Sonra da uykuna zarar vermesin. Savurdan sonra yatacaksan. Mesela o mideyle uyumak kolay olmaz. İşin sağlık tarafına da dikkat et. Mis gibi savur. Bu sünnet bir iştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu tavsiye ediyor. Ancak şunu da unutmayalım sahurdan sonra ve sahur vakti özelinde gecenin en bereketli dönemi başlıyor. Yani son üçte birlik dönüm, dönem meleklerin müminlerin istiğfarını görmek istediği, onlara dua ettiği Allahü Teala'nın müminleri vel müstafirine bil eshar seher vakti Allah'ım beni affet, Allah'ım beni affet, günahlarımdan tövbe ediyorum diye görmek istediği zaman dilimidir. Sahur'u bu açıdan da düşünmek lazım. Sadece yemek değil. Sahura kalkmasan direkt namaza kalkacaksın. Seher vakti kaçacak. Zaten normal vakitte seher vaktinde yani bir gevşeklik oluyordu. Hazır Ramazan geldi. Allahü Teala önümüze bu imkanı koydu. Bir nevi yani kendi irşadıyla bak orucunuz da var. Orucunuz içinde sahur var. Sahura kalkmışken de seher var gibi hepsini birleştirdi. Din böyle bir paket sunum da yaptı bize. Bonus gibi bir şey oluyor bu. Bu bonusu değerlendirememek de basiretsizlik. Yarım saat önce, yarım saat sonra hiçbir şey yapmasa bir insan, Kur'an okuması da şart değil, okursa da güzel olur. Abdesti yok, üşendi namaza kadar. Estağfurullah, estağfurullah demesi çok kolay. Allahümme ente Rabbi, la ilahe illa ente, ve ana abduk. Seyyidül İstiğfar duasını biliyorsa, Okusun da okusun. 5 kere, 10 kere, 15 kere, 20 kere. Ne kadar okuyabiliyorsa. Bilmiyorsa bu vesileyle öğrensin. Çıktısını alsın, koysun, bakarak okusun. Bu vesileyle ezberlesin. Fırsat bu fırsat işte. Hem o vakitte herkes uyduğu için çok özel bir iş olan da yoktur. Annesi, babası, hanımı, çocukları. En rahat iş yapılacak dönem odur. Buna rağmen yine geceyi hastanede geçirdi. Hiçbir şey yapamadı. E, sürekli sevap topluyoruz zaten. Meleklerle beraberdik hastanede. Yani Allah muhafaza buyursun tabi istemeyiz hiç kimse afiyetinin bozulmasını niye istesin? Ama ben sahur yapamadık, bu gece istiğfarımızı yapamadık, seher vaktini değerlendiremedik. Olur mu öyle şey ya? Bir Müslüman kardeşin hastalanmış, gece onu acele götürmüşsün. Apandisti patlayacakmış bir yer, hemen ameliyata almışlar. Başında duruyorsun, Sahuru kaçırdın, o sırada yapamadın, istiğfar yapamadın, Kur'an okuyamadın, Teravihe gidemedin, teheccüd kılamadın. Hepsini yapmış gibi Allah niyetten dolayı veriyor bir. Kardeşinle ilgilendiğin için meleklerle birlikte alıyorsun iki. E daha ne versin Allah'a ya? Bir de böyle düşünmek lazım. Ama odaklanmışız. İlla o ibadet olacak. İlla ben zikrimi yapmalıydım, yapamadım. Bak bu adam tam da hasta olacak zamanı buldu ya. Şimdi ilgilenmezsen sıkıntı. İlgilenmedi diyecekler. Öbür türlü ben zikrimi yapamayacağım. Böyle de gidiyor işte ibadet. Çünkü niyet diye bir şey yok. Demek ki yapmaya hiç arkadaşın aslında götürmeye niyeti yok. Mecburen hiç kimse yok diye götürdü. Niyette götürmek, ilgilenmek, bir Müslümanın derdini çözmek diye bir şey olmadıktan sonra Allah ona da sevap vermiyor. Savuru yaptık. Önümüzde farz ibadetlerimiz var. Onu konuşmuyorum zaten. Sırada ne var? Oruç var. Oruç başladı. Oruç farz. Bu oruç tutulacak. Başka çaresi yok. Bir hastalık, baş dönmesi, şeker insanın azalması, tansiyonun düşmesi vesaire varsa bozacak zaten. E şimdi kefaret mi tutacak? Yo, kazasını tutar. Oruç gitti ama hemen az önceki mantığa dönüyoruz. Ya kardeşim senin tansiyonun düşmeseydi, bayılmasaydın orucuna devam edecek miydin? Edecektin. Dolayısıyla sen oruçlu sayılıyorsun merak etme. Ama Ramazan'dan sonra bir gün kazasını tut. Bu kadar basit. Orucu tutarken Allahü Teala mideden önce dilimizi, gözümüzü ve diğer organlarımızı tutmamızı istiyor. Orucun bir mantığı var. Emredilmesinin gayesi var. Midenin aç kalmasından önce insanın beynini virüslerden temizlemesi gerekiyor. Kafada, kalpte, İmana dair şüpheler. Kalpte bir Müslümana karşı nefret, haset, kibir gibi duygular varken elbette ki oruç oruçtur. Ama sevabı ne kadardır Allah biliyor. Tıpkı ne gibi biliyor musunuz? Abdestimi aldım. Sahurumu yaptım demek bu. Kıbleye döndüm. Hazırlıklar tamam. Allahu ekber diyorum ve namaza duruyorum. Namazı kılarken Fatiha mı okudum, ne okudum belli değil. Secdeyi yaparken şınav mı çektim, Allah'ın önünde başımı mı yere koydum belli değil. Görüntüde namaz mı? Namaza benziyor. Oldu mu? Allah biliyor ne kadar oldu. Abdest var bir şey demiyorum. Kıbleye de döndük. Tesettürü de, setre avret de, tamam. Ama acaba o paldır küldür kılınan namaz namaz mı? Dediğimiz gibi sahur var. Gerçekten midede aç kalmış ama sosyal medyadan önüne gelene yorum yazıyorsun. Sabah akşam videolarla ulan Allah bunun belasını versin. Ramazan'da ne biçim video çekmişler diyorsun. Zaten videolarla muhatap olurken gözün banyosu diye bir şey kalmıyor. Kirleniyor sürekli. Ne yaptık şimdi biz? Aç kaldık. Ticarettesin, iştesin. Ya işi bitirmemişsin. Mecburen ya efendim yapacaktım da işte hanım hastaydı da çok uykuluydum da yalan söylemek zorunda kalıyorsun. Ağızda yalan, işlerde aldatma, bir Müslümanı kandırma ama mide acıktı ve susuz kaldı. Hazırlayın iftarı az kaldı hadi çocuklar. Acaba gerçekten oruç yazdım Allah, bunu biz bilmiyoruz, Rabbimiz biliyor. Ama biraz vicdaren düşündüğümüzde orucun bir insanı olduğu gibi terbiye etmesi gerektiğini sanki unutuyoruz. Her halükarda orucumuzu tuttuk. Elhamdülillah. Geldik iftara. İftar vakti müminin en mutlu olduğu vakitlerden. Niye? Karnını doyuracak acıkmış. Ondan mı? Hayır. Ne buyuruyor peki? Evet böyle de olabilir de asıl olan ne? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? O anda yapılan duanın reddedilme ihtimali yok. Dolayısıyla 30 Ramazan'ın 30 orucunun en değerli vakti belki de aktifiz o sırada aç olduğumuz için sofradayız uyuklama vaktimiz de yok o anı dua ile geçirmektir. İftar vaktini dua ile geçirmektir. Sofraya oturalım. Hiçbir sakıncası yok. Duanın sofrada yapılmış haliyle, sofra dışında yapılmış hali arasında bir farkı yoktur. İhlas var mı? Sadece Allah için. Çocuklar görsün. Hiç önemli değil. Bu ihlası bozmaz. Tam aksine teşvik eder. Eğitimdir. Hanımefendi sofrayı hazırlarken ya da o da öncesinden hazırlasın. O da bir 10 dakikasını ayırsın. Çocuklar o sırada bağırsın çağırsın önemli değil. Biz açalım elimizi. Çocuklar kavga etsin. Veya başka şeyler ne oluyorsa olsun deprem bile olsa ben duama devam ediyorum. Allah'ım senden afiyetler isterim. Güzellikler isterim. Arapça yapmama da gerek yok. Allah'ım bu çocuklarımı ıslah eyle. Allah'ım ailemle mutlu olmamı, anneme babama sağlık vermeni senden niyaz ederim. Ümmetimizi ıslah eyle. Başımızdaki yöneticileri ıslah eyle halkımızı ıslah ile Daha iyi müminler olmamız için bize vesileler yarat Allah'ım. İçimizden ne geçiyorsa. 10 dakika, 5 dakika, 1 dakika, 10 saniye. Allah'ım orucumu kabul et. Allah'ım bu Ramazan'ın hakkını verebileyim. Ramazan'dan sonra daha iyi Müslüman olabileyim. Allah'ım doğru deparatmayı nasip et. Ne diyeceksek yani. İçimizden nasıl geliyorsa iftar vakitlerini değerlendirmek lazım. Ve iftarda ne kadar az yersek o kadar namazlarımız rahat olur. Akşam namazını kılacağız. Şişmiş göbekle namaz güzel olmuyor. Zaten bir rahavet çekiyor. Ben şöyle yatsıya kadar bir yatayım. En güzel, en bereketli vakitleri bu sefer uykuyla değerlendirmeye çalışıyoruz. Halbuki o sırada mesela Kur'an okunacaksa okunabilir müsaitsek. Bir mülk suresi çok güzel olur. Yine istiğfar, seyyidül istiğfar çok zor değil. Ne yapılacaksa çok yediğimiz için bir iş yapamam yapamayan duruma düşmeyelim diye bunu söyledim. Artı teravihte yatsı da çok terleriz. Yani kendi kendimize de kılmaya bu sefer mesela diyelim kendi kendimize evde kılacağız. Orada da bu sefer rehavetten dolayı insanın namaz kılma arzusu kalmaz. Çok yedik çünkü. İftar insanın açlığını giderecek kadar yenen yemeğin adıdır. Arapçadan gelen bir kelime. İftar açmak demek. Açılış. Bizde ne var ama açılıştan sonra ara sıcaklar, orijinal menüler, gerçek menüler, tatlı menüleri. İftar ne? Hani o açılışta getirdikleri dışarıda bir yerde yemek yemişseniz, önden işte bir peynir, zeytin, hurma, o iftar işte. İftar o. Hatta 30 Ramazan'ın mesela 2 gününde, 3 gününde hiç yapamıyorsak bir gününde evde gerçekten iftar yapalım. İftar yapalım. Bugünkü yemeğimiz 2 hurma, 3 zeytin, 3 dilim işte evdeki insan fert sayısı kadar. E, peynir kalıbı, herkese de birer parça ekmek. O güne özel belki özel bir ekmek alınır, güzel başka bir şey yaptırılır. Azar azar. Ne oldu şimdi? Ya zaten duyuyoruz arkadaşlar. Yani yapıldı diye yeniyor diğerlere. Veya yani kültürden dolayı yeniyor. Artık hele bir de misafirliğe gitmişsek. İftarla ilgili bir konu daha var. Kıymetli arkadaşlar, şimdi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem iftar yaptırana çok sevap vaat etmiş. Kim bir oruçluya iftar ettirirse şöyle şöyle sevaplar kazanır buyuruyor deniyor. Doğru. Hadis-i şerif var. Ama bu anlamdaki iftardan bahsediyoruz. Kim sülalesini toplayıp onlara şöyle bir toplu yemek verirse değil o hadis-i şerif. Kadınlar, erkekler bir de iç içe olacaklar. Genç kızlar, genç erkeklere sunum yapacaklar. Aile içi olduğu için hiçbir sakınca olmayacak. Ramazandayız zaten kötü düşünemeyiz. Bu değil o. O bu değil. İftar hurma bile yemeyecek. Cebinde 5 kuruş olmayan insana hurma vermek demek. Bizde ne olmuş bu? Sülaleye şov yapmak olmuş. Kötü mü bu? Helali harama dikkat ettikten sonra çok güzel. Hiçbir sakıncası yok. Zaten Ramazan vesilesiyle senede bir defa sürerle bir araya geliyor. Amcamlar bizi birinci gün alıyorlar. Teyzemler de yedinci gün alıyorlar. Hiçbir sakıncası yok. Mübarek olsun. Ama içeride bahsettiğimiz mahremiyete dikkat edilmedikten sonra günaha da girilir. Şov yapıldıktan sonra göbek şiştikten sonra rehavete düştükten sonra akşam namazı yatsıya şöyle bir 10-15 dakika kala yemeğin uzunluğundan dolayı, dolayı kılınırsa bu mudur yani acaba ikram? Birbirimizi mi tatmin ediyoruz? Zevkimizi mi tatmin ediyoruz? Rabbimizi mi memnun ediyoruz? Sünnete mi uyuyoruz? Böyle olacaksa yaptıramasak, yapmasak daha iyi diyorum. Farz, sünnet sıralaması yaptık ya. Ha, buna rağmen bahsettiğimiz standartlarla abartmadan çok sade bir menüyle akrabamızı çağırırız. Kalabalık almıyordur evimiz. imkanımız vardır. Kalabalık almıyordur. Üçüncü gün bir aileyi alırız. Yedinci gün başka bir aileyi alırız. Mümkünse son on geceye de aileyi bırakmamak lazım. Oraları biraz daha ibadete ayırmakta fayda var. Kıymetli arkadaşlar bir hatim mevzumuz var. Arada sıkıştırdım onu ama yine de söyleyeyim. Hatim bir vesvese haline gelmemelidir. Elimizden geldiği kadar Kur'an okuyalım. Ramazan-ı Şerif'te Kur'an okumanın ayrı bir güzelliği var. Kur'an'ın indirildiği ay. Ama ya üç gün oldu hala birinci cüzü bitiremedim ne yapacağız? Hatim bitirmek diye ibadet yoktur Ramazan'da. Kur'an okumak vardır. Mesela tavsiye anlaşılsın diye söylüyorum. Bir Ramazan'da 30 gün boyunca Mülk Suresini okumak hatim etmekten daha değerli olabilir. Vesileyle Mülk Suresini ezberleriz. Ama hatim edeceğim. Geldim 26. cüzde tıkandım. Şöyle oldu böyle oldu. Arkadaşlar bitirdi ben hala yapamadım. Gerek yok. Odaklanın bir sure. Yasin-i Şerif'e odaklanın mesela. Bir secde suresine odaklanın. Farklılık olsun ya. Bir elhamdülillah bu Ramazan'ın bende bıraktığı secde suresidir. Kur'an ayında Kur'an'ın 114 suresinden bir suresini bu vesileyle ezberlemiş oldum. Allah'a hamdolsun. Hatim edemedim belki ama secde suresi diye bir sure var kafamda. Bu çok daha kıymetli ve ileride de insanın hatıra olarak hiç unutmayacağı bir şey. Şöyle bir geri dönün. Ya geçen Ramazan'da nerede kalmıştım? Şöyleydi, böyleydi. Bunları düşüneceğine geçen Ramazan secde suresini ezberlemiştim. Bu kadar basit. Kur'an okumak ibadet. Hatim yapmayı ibadet olarak takıntı haline getir. yaparsak mükemmel olur. Hatimin de özel tavsiyeleri var. Ama olmadı zorlamayalım. Ya da iki tane yaptım, üç tane yaptım zorlayacağım. Bu rekor kıracağım bu Ramazan'da bu ibadet değil. İbadet ihlaslı olan şey. Ve değerli arkadaşlar Kadir gecesi Ramazan-ı Şerif'in içerisinde bin aydan daha hayırlı olarak Kur'an-ı Kerim'de ifade edilen gecenin adı bu gecede allah Teala meleklerini gönderiyor ve kulların yaptığı amelleri özel takip ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ayşe annemiz sormuş. Diyelim Kadir gecesini tutturdum. Biliyorum, öğrendim ya Resulallah ne yapayım? Böylesine bin aydan daha hayırlı bir gece. Yani o gecede Bismillah desem Allah bin aylıktan fazla Bismillah gibi yazıyor. Elhamdülillah desem yemekten sonra o gecede sahurda bin aydan daha fazla Elhamdülillah demiş gibi Allah yazıyor. Ve bunun da sınırı yok. Bin aydan daha fazla ama mesela iki bin aylık mı yazıyor? Beş bin aylık mı yazıyor? Bunu bir tek Allah biliyor. Orada bir sınır da yok. Ne yapayım ya Resulallah deyince Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ım beni affet. Allah'ım beni affet diye dua et buyurmuş. Demek ki bütün mesele kulun kendini affettirmesiymiş. Kainatın en büyük gecesi olan Kadir gecesinde Peygamber aleyhisselamın tek tavsiyesi var. O da Allah'ım beni affet diye dua etmesi kişinin. Ben kendimi affettirmekten daha büyük bir ibadet bilmiyorum o zaman. İstiğfara affolmaya odaklanmalıyım. Ama kul hakkından affolmuyor bir insan. Karısıyla kavga etti, babasına hakaret etti, komşunun hakkına girdi. Sesli sesli Kadir Gecesi Kur'an-ı Kerim açtı diye evde. Onu Allahü Teala sen Kadir Gecesi'nde çok güzel dua etmişsin. Ama çok sesli Kur'an dinlediğin için komşular rahatsız olmuşlar o gece. O gece yaşlı bir hasta uyuyamamış, bir bebeği uyandırmışsın diye mahşer günü onun hesabını soracak. Peki Kadir Gecesi ne zaman? Kadir Gecesi Ramazan-ı Şerif'in içerisindeki 30 geceden birinde gizli. Mesela bu gece Kadir Gecesi olabilir. Son 10 gecede olma ihtimali daha yüksek değil mi? Evet daha yüksek. Ama diyelim ilk 20 geceyi Allah koydu. Ne yapacağız? Allah Kadir gecesini günleri döndürdüğü gibi döndürüyor diyor alimlerimiz. Nasıl Ramazan kameri aya göre biz kıldığımız için geçen sene 21 Mart'ta başladık. Bu sene 11 Mart'ta başlıyoruz. Seneye 1 Mart'ta başlayacak. Nasıl günler dönüyorsa Kadir gecesini de Allahü Teala böyle mobil halinde döndürüyor deniyor. Bu Ramazan'ın dönmesinden dolayı. O zaman bu 12. gecede olabilir. 21. gecede olabilir, 29. gecede olabilir, 30. gecede olabilir. Son teravihte hiç kimse gelmez camiye. Ne de olsa Kadir Gecesi'ni atlattık diye. Allahü Teala ya yani de bırakmıştır kullarını. Herkes böyle paşa gibi kenarda kalır. Sevapları toplayamaz. Ayrı ne dedik biz? Farzlardan daha değerli hiçbir şey yok. Kadir Gecesi'nde de böyle. Kadir Gecesi'nde hadi hatimle teravih. Kadir gecesinde farz olan sabrı gerçekleştirmek daha değerli. Kadir gecesinde bir insanın hiçbir şekilde bir müslümanla dalaşmaması, maç izlememesi, diziye, televizyona, ekrana bakmaması daha değerli. Bu ne demek o zaman? 30 gece ekran, dizi, telefon, sosyal medya kaçabildiğin kadar kaç demek. Çünkü asıl olan temizlik yapmaktır Kadir Gecesi'nde. Ben nasıl temizlik yapacağım? Beni boş işlerden, günahlardan uzaklaştıracak her türlü eylemimle temizlik yaparım ben. Beni neresi kendine çekiyorsa, Kadir Gecesi'nden uzaklaştıracaksa, kavgaya, aile tartışmasına çekecekse ben oradan uzağım. 30 Ramazan kapatıyorum ağzımı. En büyük cihat budur. İçimden Allah'ım beni affet derim. Onu bile içimden söylerim. Ağzımda söylemem. Ve bunu gerçekleştirirken elbette ki itikaf ibadetini becerebilenler, imkanı olanlar, bu bahsettiğimiz şartlarda bir sorumluluğu olmayan kardeşlerimiz yapabilirler. Bir camiye girip 10 gün, 5 gün, 2 gün, 1 gün yapabilen, yapar. Ama camiye telefonla girmek yok. Camide muhabbet etmek yok. Soru sormak yok. Kabir hayatını düşünmek var. Okuyabilen Kur'an okur. Zaten camide namazlarını kılacak. Bol bol dua, istiğfar ve kabir muhasebesi. Asıl mantığı budur. Ramazan-ı Şerif boyunca Kadir gecesini değerlendireceğiz veya geceleri değerlendireceğiz diye uykusuz mu kalalım? Hayır. Bahsettiğimiz farz standartlarını uygulayalım. Kimseyle kavga etmeyelim, günaha girmeyelim. Uyusak da hiçbir sakıncası yok. Zaten yatsı yıkılarken arkasından dua ettik. Kadir gecesinde ettiğimiz dua biiznillah mübarektir. Her geceyi de kadir bilince hiçbir sorun kalmıyordur. Ekstra neler yapalıma kasmaya gerek yok. Kastıkça geriliriz çünkü. Gerildikçe kadiri de kaybederiz, evi de kaybederiz, çocukları da kaybederiz, her şeyi kaybederiz. Uyuyalım, dinlenelim, gündüz rahat iş yapalım. Gündüz hele mesela tıp gibi alanlarda çalışan, yoğun mesaisi olan, başka birinin kontrolü altında işçi olarak, memur olarak çalışıp işçilik hakkı gereği yapması gereken işleri olan kardeşlerimiz, talebe kardeşlerimiz gece uyusunlar. Gündüz derslerine daha iyi çalışsınlar, işlerine daha iyi odaklansınlar. Burası farz çünkü. Farz, farzdan daha değerli bir şey yok dedik. O yüzden gece uykusunu uyuyalım. Gündüz işimizi düzgün yapalım. Yok gündüz benim bir işim yok. O zaman geceler senin olsun. Mübarek olsun. Hiçbir sakıncası yok. Rabbim Ramazan-ı Şerif'i hakkıyla geçirebilmeyi hepimize nasip ve müessere eylesin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.